Türkiye'nin gündemi demokrasi ve barıştır. Şu modelde demokrasi var mı? Yok. Olmamasının nedeni bir başkan olmaması mıdır? Hayır. Sistemin kendisi demokrasi. Demokratik işleyişe uygun değil. Bizim teklifimiz budur. Buyurun gelin. Nerede aksıyorsa sistem, demokrasi nerede kesintiye uğruyorsa orayı düzeltelim. Parlamenter sistemin seçim usulü, siyasi partiler kanunu, meclis iş tüzüğü, basın kanunu, ifade özgürlüğü meselesi, sivil topluma yetki aktarılması, bağımsız, güçlü, tarafsız yargı, bütün bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar olmadan tepede bir başkan var diye demokrasi kurulmaz ki. Mesele demokrasidir. Mesele başkanlığın olup olmaması değil. İçi dolu olmayan bir sistem, demokrasiyle dolu olmayan bir sistem otoriterleşir. Şu anda kullanamadığın hangi yetki var ki başkan olunca kullanacaksın ya? Başbakanken zaten bütün yetkiler sendeydi. Cumhurbaşkanı olduğun bütün yetkiler sende. Olağanüstü hal ilan etmişsin. Zaten bütün devletin en küçük biriminden en büyüğüne kadar yetkiler sende. Ama yine memnun değil. İlla başkan olacağım diye. Bak ben diyorum. Yani ille bir devlete başkan olacaksan Devlet Bahçeli'ye başkan ol. O da çok istiyor zaten. Öbürü de teşne zaten. Bizden ne istiyorsunuz ya? Anlaşmışsınız zaten. Devletin başkanı olsun işte. İkiniz anlaşın. Türkiye içinizden de kurtulsun. Sen başkanlık hevesini al. Öbürü de devletin başkanıdır diye böbürlenip dursun. Türkiye'nin başkanlık diye bir gündemi olmamalı. Böyle bir ortamda zaten referandum, erken seçim tartışması yapmak bile abestir. Var mı böyle bir koşul ya? Farz-ı mihal haftaya seçime gidiyoruz ya da referanduma gidiyoruz. Yaptığımız konuşmayı gösterebilecek televizyon kanalı var mı? Yok. Yayınlayabilecek, canlı verebilecek bir televizyon kanalı var mı? Yok. Akşam bunu haberleştirebilecek bir televizyon kanalı var mı? Yok. Bunu basabilecek bir gazete var mı? Bir iki istisna hariç yok. Peki miting yapacağız. Valiler mitinglerimizi yasaklıyor. Bunu durdurabilecek bir irade var mı? Yok. Sadece ve sadece başkanlık için evet mitingi serbest, gerisi yasaktır dese vali engelleyebilecek bir yargı var mı? Yok. Devletin bütün parasını, pulunu, hazinesini referandum kampanyasında kendi çıkarı için harcasa bunu denetleyecek bir Sayıştay var mı? Yok. Ne adil seçim ya? Kim kimi kandırıyor? Seçim olacakmış da oradan demokrasi çıkacakmış. Seçim eşittir demokrasiymiş. Sevsinler sizin yalanınızı. Demokrasi sokaktadır kardeşim, sokakta. Direniştedir, direnişte. Böylesi bir ortamda, adalet olmayan, eşitlik olmayan bir ortamda sandık sadece faşizmi kurumsallaştırır. Başka da hiçbir işe yaramaz. Erken seçim mi istiyorsunuz? Hadi olağanüstü kaldıralım. Kanun hükmündeki kararnameleri kaldıralım. Kapatılan televizyonların hepsini iade edelim. Medyayı serbest özgür bırakalım ve bütün seçim kampanyalarında harcanan paraları denetime tabi tutalım. Miting serbest olsun, ifade özgürlüğünü getirelim. Bunların hepsi bir haftalık iş. Sonra her hafta seçim yapalım. Ama bu haliyle, şu haliyle Türkiye'de bakın, Ankara Valiliği 45 gün boyunca Ankara'da eylem etkinlikleri yasakladı. Aşure etkinliğini yasakladı ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Ne diyebiliriz buna? Ve böyle bir ortamda referandum yapacağız, halkımıza, milletimize soracağız. Millet ne diyorsa odur. Ya milletin sesi çıkamaz ki böyle bir ortamda. Milletin üzerindeki zulmün haddi hesabı yok. Böyle bir ortamda sizler eğer seçim aldatmacasına çanak tutarsanız, diktatörlüğü sandık eliyle, adil olmayan bir yarış seçim eliyle bizzat meşrulaştırmış olursunuz. Önce demokratik şartlar için direneceğiz. Önce sokakta, meydanda, parlamentoda, alanda demokrasi inşa edilecek ki adil seçim olabilsin. Sonrası kolaydır. İşte sonra seçimin anlamı olur. Sonra seçim demokrasiye hizmet eder. Referandum demokrasiye hizmet eder. Ama bu ortamda bunun maalesef ki imkanı yok. Gece gündüz bizleri terörist diye suçlayanlar, terör destekçisi diye suçlayanlara bir bakın. Şu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı. Hele şu Ankara'daki. Bak bir
malikane yapmış, duruyor halen orada. Ve bunu ilan etti. Hoca efendiye yaptım, gelince burada rahat otursun diye. Şurada incekte duruyor. Kimin parasıyla yaptı onu? Ankara Belediye Başkanı'ndan bunun hesabını kimse soramıyor. Devasa bir malikane, Fethullah Gülen'in gelince oturacağı ev. Duruyor halen, yıkılmamış. Görseniz saray yavrusu. Ya bir tek o mu yaptı? Bir sürü insan yaptı. İhaleye çıkmıştılar, rekabet vardı. Herkes bir ev yapıyordu. Gelince benim evimde otursun diye. Şimdi bak, öğretmenleri işten atıyorlar. Bank Asya'da havale yaptı diye. Eğer bu teröre destekse, senden daha büyük terörist mi, terör destekçisi mi var ya? Sen gariban öğretmenden, memurdan, işverenden, esnaftan haksız, hukuksuz bir şekilde bu hesabı sormaya kalkarken en büyük yardımları, destekleri siz yaptınız. Kamu emekçilerinin bugün bu kadar üstüne gidilirken bunlardan hesap sorulamamasının nedeni işte yarattıkları korku ortamıdır. Yarattıkları baskı, faşizm ortamıdır. Böyle bir ortamda şimdi hadi başkanlığı tartışalım diyorlar. Tartışacak ortam yok. Tartışacak televizyon kanalı yok. Tek kişilik artık ülkeye döndük. Ya biraz önce başbakan konuşuyor grupta. Öbürü sarayda konuşmaya başlayınca bütün kanallar başbakanı kesti. Saraydakini canlı vermeye başladı. Ya bir partinin grup toplantısı, hükümet partisi, iktidar partisi, başbakan, tamam atamışsın belli. Ya bu kadar hakaret, haksızlık olur mu ya? Böyle bir durumda ya başbakana kapalı ekran bize açılır mı hiç? Referandum, seçim kampanyası böyle bir ortamda adil olabilir mi? Bunların hepsine biz mücadeleyle cevap vermezsek demokrasi adı altında toplumu kandıra kandıra kurumsal faşizme götürecekler. Bakın işkence meselesi cezaevlerinde göz altında. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Avukatların her biri açıklıyorlar. Biz de dinliyoruz. Zaman zaman avukat arkadaşlarımla toplantılarda denk geldiğimde dinliyorum. Utanacağımız, insanlığımızdan utanacağımız ağır işkenceler yapılıyor şu anda. Halen cezaevinde devam ediyor. Silivri cezaevindeki tutuklu gazeteciler kendileri de tecrit altında ama diyorlar ki işkence seslerinden uyuyamıyoruz diyorlar. Darbeci diye, Fethullahçı diye, Gülenci diye, cemaatçi diye gözaltına alınan veya tutuklanan insanlar cezaevinde gece gündüz işkenceye tabi tutuluyorlar. Ve Adalet Bakanı çıkıp diyor ki işkence yoktur. Bak bu sözün kendisi işkenceye destektir. Suça teşviktir ve ortaklıktır. İşkence insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nda da ağır cezalıktır. Ve bu ülkenin Adalet Bakanı işkencecilere açıkça siz devam edin, ben yanınızdayım demektedir. Kendisi de hukukçu olacak. Ben kendisine bak buradan çağrı yapıyorum. Ey Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendine güveniyorsan, benim yönetimim altındaki cezaevlerinde işkence yok diyorsan, birlikte gidelim. Ben, sen, heyetlerimizle gidelim. Bir tane cezaevini ziyaret edelim. İşkence iddiasının oldu. İkimizin huzurunda işkence iddiası ile ilgili mağdura biz kendimiz sorularımızı soralım. Gözümüzle görelim. Yanımızda hekim de götürelim. Eğer ki işkence yoksa söz, onur sözü. Cezaevinin çıkışında siyaseti bıraktığımı açıklayacağım. İstifa edeceğim. Bakın, ey Bekir Bozdağ, benden kurtulmanın basit bir yolu teklifi. Cezaevine gideceğiz. İşkence yoksa çıkışta siyaseti bırakacağım. Genel başkanlık, milletvekili hepsinden istifa ediyorum. Utanıyorum diyeceğim. İftira attım. Ben bu iftirayla siyaset yapamam. Yok eğer işkence varsa ve sende de biraz haysiyet varsa çıkışta da sen istifa edersin. Gelen bilgiler ve raporlar insan olduğumuzdan bizi utandıracak düzeyde. Kadınlara yapılanlar, erkeklere yapılanlar şu mikrofonların önünde anlatılmaz. Böyle bir şey 12 Eylül döneminde yaşanmadı. O zaman da işkenceler vardı, gırla gidiyordu ama böylesi belki Diyarbakır cezaevinde yaşanmadı. Durum çok kötü. Maalesef çok kötü. Ve sesini duyuramıyor bu insanlar. Görüş yasağı var, mektup yasağı var, avukat yasağı var, aile görüş yasağı var.
Telefon yasağı var. Biz hangi davadan yatıyor, neyle suçlanmış, suçlu mu, güçlü mü, bunu soramayız bile, sormayız da. İşkence bir insana, bir canlıya yapılamaz. Buna karşı sessiz kalan insanlığını yitirir. Sözde insan hakları komisyonunda, cezaevi alt komisyonunda görev yapan AKP'li bazı tipler var. Ben olsaydım diyor, ben de tekme tokat döverdim ve bu insan hakları komisyon üyesi. Bak böyle insanlar işte işkenceyi meşrulaştırıyor, normalleştiriyorlar. Bizim buna sessiz kalmamamız lazım. Milletvekili arkadaşlarımdan özel ricam, lütfen bu konu üzerinde hassasiyetle durulsun. Genel kurulda ve ilgili bütün alanlarda bu dile getirilmeye devam edilsin. Mağdurun kimliğine bakılmadan, kim olduğu sorulmadan, hangi suçlama altındadır diye, hakkındaki deliller nedir diye bakılmadan işkenceye karşı onurlu bir duruş sergilememiz lazım.